Marmaris Orman Yangınları Araştırırsın diye CHP Marmaris İlçe Başkanlığı bugün Marmaris Adliyesi'ne gelerek dilekçe verdiler. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve Burak Erbay, İlçe Başkanı Zeki Can Balcı bir açıklama yaptılar. Yaz içerisinde Türkiye'de ve özellikle Muğla'da büyük yangınlar, olağanüstü yangınlarla mücadele ettik, karşılaştık. Bu yangınlarda en fazla zararı gören bölgede Muğla ve Marmaris oldu maalesef. Marmaris en fazla zarar gören ilçesi oldu Muğla'nın. Yaklaşık 13.600 hektar ormanlık alan, kızılçam ormanlarıyla kaplı alan kül oldu. Bugün burada Muğla milletvekillerimiz Sayın Burak Erbay ve Mürsel Alban'la birlikte bu yetkililer hakkında orman yangınlarının çıkması konusunda ve bu kadar büyüyüp söndürülememesi konusunda ihmali olan kamu görevlileri hakkında ve üçüncü şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandık. Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Başkanlığı olarak bu yangınların 13.600 hektar alanı kaplayacak şekilde büyümesinde, söndürülememesinde ihmali olanlar hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuyoruz. Bunun sebebi de şudur. Tabii ki de orman yangını bir doğal afettir. Bunun hepimiz bilincindeyiz. Ancak devlet görevlileri, yetkilileri, kamu görevlileri bu yangınların çıkmasının öncelikle önlenmesinde, eğer önlenemiyorsa da mümkün olduğunca hızlı bir şekilde doğal yaşamı en az etkileyecek şekilde hızlı bir şekilde söndürülmesiyle yükümlülerdir. Sorumlulukları budur. Ama Marmaris'te maalesef bunu gördük, yaşadık. Günlerce havadan uçak müdahalesi, yangın uçaklarının müdahalesi gerekiyor diye bas bas bağırdık. Ancak 8. günün sonunda ancak söndürülebildi bu yangınlar. Dolayısıyla daha öncesinde, bir ay öncesinde bir yangın çıkmıştı biliyorsunuz Marmaris'te. Bunun esasında bir habercisi niteliğindeydi. Bununla ilgili bir önlem alındı mı Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından ya da Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından? Bunlarla ilgili detaylı dilekçemizi Sayın Savcımıza sunduk. Bu işin takipçisi olacağız sonuna kadar. Milletvekillerimize de buraya kadar geldikleri için teşekkür ediyorum. Bunun amacı şudur. Evet, canımız yandı. Bundan sonra bu ihmaller tekrar olmasın. Yetkililer görevini tam anlamıyla yapsın diye biz bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Basın mensuplarımıza ve örgütümüze de buraya kadar, bütün STK temsilcilerine buraya kadar geldikleri için teşekkür ediyoruz. Buyurun. Sayın ilçe başkanım, sayın vekilim, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, partimizin değişik kademelerinde görev alan dostlarımız ve basın mensupları, ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Zaten pandemi hastalıkla mücadele ederken üstüne bu yangın velasıyla maalesef savaşmak zorunda kaldık yaz aylarında. Gerçekten canımız yandı, içimiz yandı. Milyonlarca ağacımız, canlılar yok oldu. Bu süreçte şunu gördük. Maalesef yeteri kadar hazırlıklı değilmişiz. Bunu gördük, yaşadık. İki boyutu var bence. Hem yangın öncesi alınması gereken tedbirler, hem de yangın sırasında yangın söndürme faaliyetinin yürütülmesi. Belki de bir de diğer sonrasındaki çalışmalar, üçe bölmek gerekebilir bu aşamalı yangın faaliyetlerini, yangın söndürme ve tedbir boyutunu. İşte bu noktada şunu yaşadık, yani günlerce sahadaydık. Marmaris'teydik, Köyceğiz'deydik, Milas'taydık, Bodrum'daydık, Menteşe'de gördük. Ve bölgenin insanı olarak da şunu biliyoruz. Yani ormanın, orman teşkilatının çok güçlü olduğunu bildiğimiz, ciddi bütçeler aktaran orman teşkilatının olası yangınlarda bir hazırlık yaptığını, yani olası yangınlar durumunda bir tedbir aldığını düşünüyorduk. Neydi bu tedbirler? Bize hep söylenen, işte koridorlar açıldığını biliyorduk. Yani bir yangın anında o açılan koridorlarda yangının gelip bir yerde duracağını zannediyordum. Ama bu yangınlarda gördük ki günlerce, işte Marmaris'i konuşacak olursak, Armut alanda başlayan, İçmeler'e giden, oradan Turunç, Orhaniye, Turgut, Hisarönü'ne kadar günlerce çarşı pazar gibi gezen bir yangın var. Peki bu koridor nerede açıldı? Bu durdurması gereken, yangını durduracağı söylenen, öngördüğü o koridor neredeydi? O koridorda durması gerekiyordu. Demek ki açılmamış. Bu yangın 10 gün boyunca bu şekilde gezdiyse, açın, burada birilerinin sorumluluğu var. Bu bütçeler aktarıldı. Yetkililer var. Aylık personeller alıyorlar. İşte yetişmiş personelleri var. Sürekli onu da eleştiriyoruz. Yani 6 aylık
part-time ormancılık olmaz diye geçen gün Çalıştay'da da söylendi. Bu şekilde bir çalışma yürütüldü orman tarafından ama o koridorlar açılmamış. Bunu burada gördük. Gerekli havuzlar oluşturulmamış. Yani bakmayın Marmaris Çarşısı'ydı belki denize yakındı ama gene de göletler oluşması lazım. Helikopterlerin gelip gittiği mesafeler uzaktı. Başka bir boyutu yangın söndürme sırasında 12. 13. gün Bodrum'da gece çalışan helikopterleri gördük. Peki bu gece çalışan helikopterler niye Marmaris'te çalışmadı? Eğer böyle bir imkan vardıysa işte bu noktada da bizler de ülkesini seven, bu toprakları seven insanlar olarak bırakın siyasi kimliğimizi bir kenara. Bunu sorgulamak zorundayız. O 13. gün Bodrum'da çıkan gece çalışan helikopterler neden Marmaris'te çalışmadı? O koridorlar neden açılmadı? O havuzlar neden oluşturulmadı? O yüzden bunun zaten mecliste de gerekli takibini yapacağız. CHP Marmaris İlçe Başkanlığımız öncülüğünde de bunun da yargısal boyutunda da tartışılması, sorgulanması gerektiğini düşündüğümüz için hazırladığımız dilekçeyi Marmaris Savcılığımıza verdik. O soruşturmanın da kapsamlı yürütülmesini talep ediyoruz. Buradan o çağrıyı yapalım. Soruşturmanın kapsamlı yürütülmesi lazım. Geçiştirilmeyeceğini umut ediyoruz. Savcılarımıza buradan güveniyoruz. Yetkin konusunda uzman, orman konusunda yetişmiş bilir kişilerin gelerek bölgede hem ön çalışma hem de yangın söndürme faaliyetinde doğru yürütülüp yürütülmediğini detaylı bir şekilde araştırılması. Savcılarımızdan bunu talep ediyoruz. Sahada konusunda uzman, değişik üniversitelerde orman fakülteleri var, orman mühendisleri var. Bu konularda yetişmiş, yangın konusunda uzman. Bu kişilerin oluşturacak heyetlerle sahada dediğim gibi öncesinde gerekli koridorların açılıp açılmadığı, havuzların oluşturup oluşturulmadığı ve yangın sırasında da işte gerekli faaliyetlerin yürütüp yürütülmediği, koordinasyonun yapılması ile ilgili yetki, kaymakamlık, orman veya AFAD kimse, buradaki talimatlar, yazılı talimatlar kimler verildi? Bunlarla ilgili tüm evrakların toparlanarak çok sağlıklı bir bilirkişi incelemesi yapılması, daha sonra sorumluların bulunması talebimizdi. Bu talebi içeren dilekçemizi verdik. Örgütümüzle, vekiller arkadaşlarımızla bu konunun takipçisi olacağız. Evet. Çok değerli ilçe başkanım, milletvekilim, değerli basın mensupları. 29 Temmuz'da başlayan bir yangın süreci ve ateşin burada yayıldığı bir nokta Marmaris oldu. İlk burada çıkmıştı yani. Konu neden bu kadar yangınlarla ilgili yeteri kadar tedbir alınabildi mi, alınamadı mı? Bu süreç doğru yönetildi mi, yönetilemedi mi? Orman Bakanı gerekli tedbirleri yangınla ilgili aldı mı, almadı mı? Orman Genel Müdürlüğü gerekli tedbirleri aldı mı, almadı mı? Ve bölge il müdürü, orman bölge il müdürü, Muğla valisi, ilçe kaymakamları gerekli tedbirler alındı mı, alınmadı mı? Bundan ibaret. Değerli arkadaşlar, Muğla'nın %68'i orman olan bir ilimiz var. Bakın, %68'i yüz ölçüm olarak orman. Bu ilin, bu ilçelerin yangınla mücadele ekibi yeteri kadar var mıydı, yok mu? Gece görüşlü helikopterler, yangın söndürme uçakları var mıydı, yok muydu? %68'i orman olan bir ilin neden bu kadar yüz ölçümü olarak çok yandığını merak ediyoruz. Tedbirler neden alınamadı, onu merak ediyoruz. Bakanlığın yangın söndürme filosundaki eksikleri nelerdi? Niye yangın bu kadar çoğaldı gitti, müdahale edemedi, onu merak ediyoruz. Yangın söndürme ekipleri tam mıydı, yeterli miydi, onu merak ediyoruz. Yangında bir ihmal var mı? Yangında bir görevi ihmal ve yangında müdahalede gecikme var mı? Bunu merak ediyoruz. Onun için Marmaris'te 13 bin hektar alan yandı. Muğla'da 68 bin hektar alan yandı. Bu alan gerçekten hem Muğla'yı hem Marmaris'i ekonomik olarak, bakın çevre olarak, doğa olarak çok zor durumda bıraktı. Yangınlar yandığında yangın olmuş, tedbir alınmadığını gördük biz. Bakın helikopter gelmemişse yangınla söndürmeyle ilgili, yangın söndürme uçağı gelmemişse
buradaki sebep nedir? Bunu çok merak ettik gerçekten. Muğla'da böyle bir filo var mıydı, yok muydu? Türkiye'de yangınla mücadele filosu var mıydı, ekibi var mıydı bakanlığın? Biz bunları soru önergesinde sormuştum. Cevap verememişti bakan. Gece görüşlü helikopterin olmadığını, gece görüşlü yangın söndürme uçağının olmadığını söylemişti. Ama Bodrum'da gördük, gece görüşlü helikopter uçağı var ve helikopter de var, uçak da var. Demek ki bu yönetememezliktir. Bakın, eğer bir yangın sürecinde elinizde yeterli ekipman yoksa, yangın çıktıktan sonra o ekipmanı günler sonra bulup getirip yangına müdahale ediyorsanız bu bir kamu zararı oluşturur. Bakın, başta o tedbiri almayıp aniden her istenilen rakamlara o helikopterler, uçaklar ve arazözler efendim diğer yangın söndürme ekiplerini kiralayıp veya satın alma değil de kiralayıp o yöntemle getirdiyseniz o rakamları da araştırılmasını yapacağız. Ne kadar kamu zararı oluşturulmuş, bunun da araştırmasını yapacağız. Yetkililer hakkında bakın, buradaki bu yangın sürecinde yetkili bulunup orman bölge müdüründen orman genel müdürüne, orman bakanından ülkeyi yöneten iktidara, hükümete, şahıs iktidarının tamamını sorumlu tutuyoruz. Bunlar bu ülkeyi eğer yönetiyorsa bu tedbirleri de almak zorundalar. Onun için konuyla ilgili gerekli araştırılmaların yapılması, hukuki sürecin başlatılması için bugün dilekçemizi verdik. Gerekli konuyla ilgili açıklamalar, dilekçemizde açık, net ilçe başkanı bahsetti. Arkadaşlar, Marmaris bizim, Muğla bizim, Türkiye bizim, hepimizin. Biz bu ülkede yangınlar çıkmasın, ekonomik olarak esnaf mağdur olmasın, turistler gitmesin, turist gelsin, Marmaris canlansın diye uğraşıyoruz. Görevi ihmal edenlerin de bir an evvel yargı önünde hesap vermesini istiyoruz. Bu şikayetinizin sonuca ulaşacağınıza inanıyor musunuz? Biz ülkenin adaletine güveniyoruz. Yeteri araştırmalar yapılacak ve sonuca ulaşacağına inanıyoruz. Gerekli üst mercilere, gerekli adli olan alanların tamamını biz takip edeceğiz. Konunun peşini bırakmayacağız. Bu böyle bir, sadece Marmaris'te değil bakın. 11 ilçede yangın çıktı. 11'i içinde aynı işlemin yapılması lazım. Muğla ilinin tamamını kapsayan bir araştırmanın yapılması lazım. Burası bugün Marmaris, yarın Muğla'da bunlar olacak. Yani Muğla'da da bu araştırmaların yapılması için gerekli suç duyurumuzu bulunacağız. Teşekkür ederim.